Çok şirin değil mi ya arkadaşlar? If in the baby raccoon, same color this one, same like in... Değil mi küçük? Ta-daam! Mamuset! Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olsanız ben deyim. Teşekkür ederim. Sizi de dedim güzel bir yere getireyim. Oradaki gördüğünüz hayvanlar gibi değil. Her şeyi gördüğünüz gibi değil. Burası arkadaşımın bir çiftliği diyeyim açıkçası. Baktığı hayvanlar var. Birçok hayvanı var. Bakın. Bunu biliyor musunuz? Kepibara. Çok şirin değil mi ya? Hadi bakalım. Çiftliği gezmeye başlayalım. Arkadaşlar bakın burada iguanalar var. Bunlar yumurta bekliyorlar. Burada birkaç tane kafes var. Yumurta bekledikleri için kafes içerisindeler. Şöyle aşağıda iki tane daha var şurada. Yatıyorlar, yumurta bekliyorlar. Böyle bir yer arkadaşımın yeri. Bu şekilde bir alanı var. Hepsini zaten size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bu arada hayvanlarıyla ilgilenen birçok insan var burada. Kendisi burada yaşıyor ayrıca. Hem burada evi var hem başka bir yerde var. Sordum ben satıyor musun dedim. Çok fazla olduğu zaman dedi yavrularını satıyorum ama dedi büyüklerini dedi satmıyorum kesinlikle dedi. Zaten dedi burası publiye dedi kapalı bir alan. Kendi hobim dedi hayvanları seviyorum dedi böyle bir alan yarattım dedi. Bakın mesela. Burada birazdan içeri göstereceğim size kepibaraları, kaplumbağaları. İguanalar var mesela burada arkadaşlar. Bakın. Are you in the open? Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlar hep yumurta bekliyor bu arada arkadaşlar. Dedi ki dikkatli ol dedi. Kuyruklarıyla dedi şey yapıyorlar dedi. Kırbaç gibi vuruyorlar dedi. Bakın şurada da var mesela. Bunlar aynı şekilde yumurta bekliyor arkadaşlar. Kuyrukların uzunluklarına baksanıza. Şu zaten yan taraftaki direkt buraya gelmiş. Şurada var arkadaşlar bakın gene. Aynı şekilde. Bunlar yumurta beklediği için arkadaşlar kafeslerde duruyorlar. Burada da aynı şekilde. Burada da bakın yavrular var. Birkaç tane. Bu da ayrı duruyor. Bakın bu kepibaraları biliyor musunuz? Birazdan sizi içeride detaylı bir şekilde çekeceğim. Aslında şurada ilk başta rakunlar var. Onların yanına gidelim. Böyle burada rahat bir şekilde geziyorlar, eğleniyorlar. Arkadaşım da burada bu arada arkadaşlar. İsmi Nick. Ben sizi zaten açıklama kısmına bırakacağım. Çok iyi bir insan. Sayfasına bakabilirsiniz. Ne bileyim. Zaten kendisini zaten görüyorsunuz. Hayvanlarla ilgilendiğini. Bakın zaten orada kendi bakıcıları da var. Sadece hayvanlarıyla ilgilenen. Arkadaşım burada olmasa bile sadece bu hayvanlara bakacak olan insanlar da var. Bakın oynuyorlar onlar da. Bakın bize bir tane ne getirdi şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşımız da albino iguana. Ben dedim renkleri beyaz olmuyor mu dedim normalde dedim. Bizim burada dediler ki renkleri bu aynı bu şekilde sarı oluyor dediler. Daha bu how old? How old this one? How many? One year. One year. Bir arkadaşlar bu bir yaşındaymış bu arada bu arkadaşımız. Ne oldu? Kuyruğuna bakın bakın mesela. Upuzun. Yani kendinin iki katı kuyruğu var neredeyse. Çok güzel bir çocuk. Böyle arkadaşlar. Şimdi içeri size rakunların olduğu yeri göstereceğim. Hani bir ara arkadaşımız demişti ya. Mirketlere rakun diyorsun diye. Arkadaşlar albino'nun da yani rakunların da mirketleri olduğu için ben aynı şekilde ben size bunları söyledim. Yani mirkete rakunlar mirket demem bir de bunları karıştırmam. Bir hadi içeri geçelim göstereyim ben size. Arkadaşlar rakunların olduğu kısım burası da. Şu anda yemek saatleriymiş arkadaşım dedi ki yemek saatlerinde içeri koyuyoruz dedi. Çünkü dedi kavga edebiliyorlar dedi. Ayrıca zaten bunlar da bu arada bazıları hamile arkadaşlar. Bakın burada bir tane küçük yatıyor. Gördünüz mü? Tipini. Ne kadar şirin. Birazdan size albino'yu göstereceğim arkadaşlar bu arada. Bakın mesela. Bu büyük ihtimalle hamile. Ya bunlar çok şirin ya. Eliyle bak yemekleri alıyor yiyor. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Yemek saati oldukları için arkadaşlar buraya getiriyorlar. Çünkü arkadaşım dedi zaten şurada var bir tane kavga ediyorlarmış. Yemek saatleri olduğunda. Genellikle diyor buraya alıyoruz diyor. Onun harici diyor gösterdiğim yerde bahçede hepsi takılıyorlar diyor. Bakın şunların güzelliğine.
This one black raccoon. Sorry? This one black raccoon. Raccoon, bracket. Arkadaşlar bu siyah raccoon diye geçiyor. Şu gördüğünüz. Hemen şöyle yan tarafına doğru geliyorum. Bakın orada da bir arkadaşımız var. Bakın arkadaşlar. Bu da albino raccoon diye geçiyor. Yani beyaz raccoon diye geçiyor ama orijinal albino raccoon bu arkadaşlar. Bu gördüğünüz bembeyaz. Değil mi çocuğum? Bakın bu arkadaşımızı. Hani demiştim arkadaşlar. Mirkete benziyor diye. Bunun yavruları if in the baby raccoon same color this one. Same like in the mirket. Yeah. Arkadaşlar demiştim ya size raccoon mu diye. Bakın şimdi şunun suratına. Görüyor musunuz bu çocuğu, küçük çocuğu? O da orada yatıyor bakın. Küçük. Arkadaşlar bunların isimlerini unuttum bu arada. Bilenler varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Bunlar bu arada göründükleri gibi böyle tatlı değiller. Yani kızdıkları zaman ısırıyorlar, saldırıyorlar hatta daha doğrusu. Değil mi küçük? Şunun içinde de vardı arkadaşlar da şimdi şey diye büyük ihtimalle yemek saati diye içeri girdiler. Onlar da içeride yiyorlar. Bakın burada da varlar. Gördünüz mü şirinleri ya? Böyle tekrardan size. Şunun güzelliğine bakın ya. Sen güzel misin? He? Ay. 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 Ha. Ay. Arkadaşlar bakın şimdi sizi nereye götüreceğim. Böyle mirketler hepsi burada. Ha, gel bakalım küçük. Gel gel gel. Gel bakalım. Hı. Tik tik tik. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Tadam. Mamus et. Poz mu veriyorsunuz siz? Poz mu veriyorsunuz? Arkadaşlar bunları da keza satıyor musun diye sordum arkadaşıma. Yok dedi. Kesinlikle satmıyorum dedi. Çiftleşirlerse yavruları olursa dedi o zaman dedi satarım dedi ama dedi bunları satmıyorum dedi. Kendim mi bunlar dedi yani. Tiplere bakın şunların. Ya sizi yerim ben ya. En tamalin diye geçiyormuş arkadaşlar. Yani kırmızı başlıklı. Ne oldu? Ne oldu? Bakın burada da var bir tane mumset. Bak bu erkek eder de bu çocuk. Az önce şey yiyordu. Yemekleri zaten hepsinin var arkadaşlar böyle aşağıda burada. 6 tane şeyleri var. Maymunları var. Six monkey. Böyle arkadaşlar şimdi dışarıda kaplumbağaların olduğu yeri göstereceğim size. İnanılmaz büyük bir kaplumbağa var. Yani ben diyeyim size kilosu 200, siz deyin 300 kilo. Hadi bakalım dışarı çık. Arkadaşlar demiştim yani bakın. Burada her gün böyle çöpleri mesela temizleniyor, yemekleri yapılıyor. Yani bunlar sonuçta baktığınız zaman bir eziyet arkadaşlar. Her insanın ben hayvan besleyeyim. Öyle yok kesinlikle. Şu arkada daha önce de vatozları varmış. Onları dedi bakamadım dedi, besleyemedim dedi, geri gönderdim dedi. Burada arkadaşlar dediğim gibi alanları bunlar. Hepsi de hayvanların yaşayacağı bir şekilde. Bakın kepibaralar ne yapıyor bakın. Bakın bakın şunlara. Bunlar arkadaşlar suları seviyor, suda yaşamayı seviyoruz. Sıcak olduğu için genellikle yüzmeyi de seviyorlar. Parmak aralarında perdeleri var bu arada arkadaşlar. Ne kadar şirinler ya çocuklar. Şirin misiniz? Şirin misiniz? Bakın bu arada bir arkadaşımız var. Burada bir arkadaşımız var. Bakın arkadaşlar. Ya bunlar var ya. Mükemmel hayvanlar ya. Kepibaralar.
Çok iyiler. Bunlar ürküyor. Az önceki sevdiklerim pagoda orada çiftleşiyor. Ya çiftleşiyorlar ya oyun oynuyorlar arkadaşlar. Bakın burada var 2 tane kaplumbağaları. 2 de orada var, 4. Arkadaşlar şunlara bakın. İçeride birazdan size yavrularını da göstereceğim. This one he's or she. This one he or she. Arkadaşlar şurada bir erkek var. Yani dedim ya ben size bir gel 200 kiloya 300 kilo diye. Devasa bir şey. Ya şuna bakar mısınız? Arkadaşlar ben kolumu bak şöyle uzatayım. Anlayın büyüklüğünü. Yani zaten boyu ortalama ya 50 santim ya 60 santim. Acayip büyük. Acayip büyük. Değil mi çocuk? Bakın buradalar, burada da varlar gene. Hiç gördünüz mü daha önce böyle yakından arkadaşlar kaplumbağalar? Burada var 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 30 tane yakın arkadaşlar kaplumbağası var zaten arkadaşımın. Bakın kaplumbağa ile kepibaralar arkadaşlar aynı suyun içerisine girdi. Sen ne yapıyorsun burada küçük? Çok güzeller arkadaşlar. Yani bir gün o dediğim gibi büyük bir evimiz olduğunda bunların hepsini alacağım. Bakın bu küçüğe. Bakın bu küçüğe. Küçücük bu, küçücük. Küçücük. Vik 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 vik. Arkadaşlar bakın su altında kalıyorlar. Bu garibim de aralarında en alışkınları ama su altında vesaire de kalabiliyorlar arkadaşlar. Timsahlar vesaire şeyler gibi, kaplumbağalar gibi. Bunlar büyük ihtimalle çiftleşiyorlar. Hadi siz de şu ileride iguanaların yavrularının olduğu yerlere götüreyim arkadaşlar. Bakın bir tane daha elemanı var mesela. Oradan otları getirdiler. Akşam yemekleri, 3 öğün yemekleri, bütün yemeklerini verecekler. Bakın burada küçüğümüz. Ya kaplumbağalarla falan birlikteler. Bu arada arkadaşlar hava sıcak, terliyorum. Kusura bakmayın bundan dolayı. Şimdi yeni çıkan kaplumbağanın yavruları var. Bakın o da korktu. Suyun içindeymiş şurada. Gel korkma gel. Bakın. Görüyor musunuz bebekleri? Bunlar yeni yumurtadan çıkmış arkadaşlar. Daha ne kadar, dün mü evvelsi gün ne dedi bana? Bakın burada da yeni yavrular var arkadaşlar. İguanaların. Blue iguana. Albino iguana. Bunlar beyaz iguana dedikleri arkadaşlar. Burada sarı olduğu için sarı renklere albino iguana diyorlar. Daha bunlar bebek. Arkadaşıma dedim. Buna dedim. Bu dedi beyaz başlı iguana dedi. Bunu dedim satacak mısın peki dedim. Hayır dedi. Zaten dedi ben genelde dedi hayvanları dedi satmıyorum dedi. Ama dedi bunlar dedi özel dedi yani benim için. Bu benim için özel oldu dedim. Kuyruğuyla zaten başı aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Aşağıda var şöyle arkadaşlar. Şurada içeride şimdi yumurtalar var. I will going in inside. Arkadaşlar şimdi şurada yumurtalar var.
Arkadaşlar bu kaplumbağalar, bakın bunlar bugün çıkmış daha yumurtadan. Bu çocuklar. Bunlar bugün çıkmış. Bunlar da yarın çıkacakmış arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde iguana kaplumbağa yumurtaları. Çok şirin değil mi arkadaşlar? Ya sen güzel misin? İşlerine bakın kocaman. Sen güzel misin? Çok şirin. Arkadaşlar bunların hiç saldırma huyu olmaz, ısırma huyu olmaz. Çok güzeller ama ya. Gel bir seveyim seni, gel. Ay ay ay. Çok güzeller, çok güzeller. Ay ay ay. Ay ay. Ya seni ısıracağım ben. Seni ısıracağım böyle. Buradaki kaplumbağalarımız. Bakın oyun oynuyorlar ikisi. Capybara ile kaplumbağa. Aralarında en uysal, en alışkın bu arkadaşlar insanlara karşı. Ne yapıyorsunuz siz ya? Burada aynı şekilde gene iguanalar var arkadaşlar. Zaten kapıları burada açık zaten. Kendileri istediği gibi girip çıkıyor bu alanlara. Burası iguanaların bölümü. Karşı taraf rakun ve maymunların bölümü. Kendisine arkadaşımız böyle bir yer yapmış. İnşallah kısmet olursa ben de böyle bir yerim olacak daha doğrusu. Ben de sizlere elimden geldiği kadar bol bol içerikler yapayım. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Elimden geldiği kadar sizlere bu içerikleri yapmaya devam edeceğim. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.